Arkadaşlar, herkese merhaba, sevgili dostlar. Bir pazar akşamı yine Müzik On Air adresinden, Instagram adresinden Ozi ile Türkçe rock sohbetleri için ben Ozi karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta bu adreste ilk konuklarım Sis'i ağırlamıştık. Keyifli bir saat sohbetimiz olmuştu Müzik On Air Instagram profilinden. Bu hafta da bu adreste ikinci bölüm ve bu akşam da Haybe isimli dostlar rock grubu bizlerle beraber olacak. Birazdan onlar gelecek. Geldikleri gibi de programa dahil edeceğim. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Herkese keyifli bir akşam diliyorum. Moraller üst seviyede olsun istiyoruz. Canımızı sıkmıyoruz. Her şeyin düzeleceğini düşünmek isteyerek hayatımıza bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Müzik On Air'de yeni bir Instagram canlı yayınları oluyor bu. Daha önce farklı adreslerde yaptığımız Ozi ile Türkçe Rock program sohbetleri. Aslında bu bir radyo programı ama malum süreçten dolayı Instagram canlı yayınları olarak, Instagram canlı sohbetleri olarak yapmaya başladık ve o şekilde devam ediyoruz. Ve şimdiki adresimiz Müzik On Air sevgili dostlar. Buradan birazdan Haybe ile Türkçe Rock sohbetine başlayacağız. Pekala, herkese merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Sevgili dostlar, tanıdık tanımadık isimler geliyor. Serkan'cığım merhaba. Ben de sana böyle böyle yapayım. Abdullah sana da merhaba. Bu arada bu bir Türk rock grubu. Formatımız, sohbet formatımız da bu. Eğer bu anlamda konuk gruba sorunuz olacaksa, sorularınız ya da merak ettiğiniz konular olacaksa yazın, buradan paylaşalım. Belki bilenleriniz vardır, belki yeni tanıyacak olanlarınız vardır. Belki pop müzik yanı sıra Türk rock grupları dinliyorsunuzdur. Bakalım. Gelmişse Haybe'ye bir merhaba diyeceğiz sevgili dostlar. Haybe grubu üyeleri neredesiniz? Evet, nerede kalmıştım? Yani sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz Haybe'ye. Şu an için her pazar akşamı saat 22'de bu adresten yapacağız bu sohbetleri. Evet, şu an için daha grubumuz gelmedi. Bakalım saatimiz. Saatimiz 22:03. Bekliyoruz. Evet. Sevgili Haybe grubu, sizi canlı yayına almak için bekliyorum şu an. Herkese tekrar tekrar merhabalar. Hoş geldiniz. Tüm takipçiler, izleyiciler. Umarım herkesle keyifler yerindedir sevgili dostlar. Bu arada 2020'nin de son Instagram canlı yayını olacak bu. En azından benim için. Son haftaya girdik. Bugün ayın 27'si, değil mi? 27 Aralık. Şurada herkesin artık gitsin diye dört gözle beklediği 2020, yani bitsin diye dört gözle beklediği 2020 3-5 güne kadar bitmiş olacak. Umarız 2021'de 2020'de yaşadığımız tüm sıkıntılar sona erer. Bu arada hala grubumu bekliyorum. Gelsinler de yayına alayım diye. Ha, geldiler. Evet, şu an Haybe'yi yayına bağlamaya çalışıyorum.
Evet. Bağlayacağım. Görebilirsem bağlayacağım. Sakinleri de konuk edin lütfen. Tamam, neden olmasın? Adelent. Etmek isteriz tabii ki. Bu arada sevgili dostlar, programa dahil olmak için talep yolladınız ama ben bu birlikte canlı yayına geç bölümünde Haybe'yi hala görebilmiş değilim. Belki de bugünlerde yeniden bayağı bir çoğaldı Instagram canlı yayınları. Onun ağırlığından Galiba Tahir ve Enes bizimle beraber olacak Haybe'den. evet. Dostlar duyuyor musunuz? Duyuyoruz abi, senin de bizim görüntü. Görüntünüz de geldi. Sesiniz biraz az geliyor ama. Bizde şu an garip şeyler Tamam oluyor. mısınız? Ne gibi garip şeyler? Nasıl garip şeyler oluyor? Şu an senin görüntün vardı gitti. Bizim görüntümüz yok. Hala müzik on evde canlı. Tek seçeneğini görüyoruz. Ben şu an sizi görüyorum. Sesinizi de duyuyorum yalnız. Heh. Tekrar can çıktı. biz de böyle paradoksta kalın. Şu an sizi görüyorum ben. Siz beni görüyor musunuz? Hayır abi. Biz bir tekrar giriş çık yapalım. Çok garip ya bu. Dostlar bu nasıl olabilir yani? Ben sizi görüyorum şu an. Abi biz bir çıkıp tekrar geliyoruz. Tamam, çıkıp gelin. Ben sizi görüyorum ama çok garip ya. Nasıl oluyor ki bu iş? Aynen çok acayip. Aynen çok acayip. Tamam, bekliyoruz. Tamamdır. Sevgili Haybe. Sevgili Haybe, evet. Tekrardan bağlayacağız sevgili Haybe'yi. Ya ben onları görüyorum ama onlar beni göremiyorlarmış galiba. Evet, bir daha bağlayacağım sevgili dostlar. Bu başında sohbetin başında bir 10 dakika zaten bağlandık mı, bağlamadık mı, koptuk mu, ay göndermediler var ya. Zaten bir 10-15 dakikayı götürüyor. Şu an. Alo. Şu an. Alo. Alo. Deminden Duyuyor musunuz? Burada yazdığımız mesajlar görmüyor. Tek gönderiyoruz. Gitmiyor. 5-6 kere çıktı. 5-6 kere çıktı. Evet ya. Çok telefon. WhatsApp'tan göndereceğim. Çok olur. Hadi ya diyeceksin. Baba, bak şöyle bir durum var. Ben az önce siz bağlantıyı kestiniz ya onu anlatıyordum. Ya bu Instagram canlı yayınları okey güzel de bu 10-15 dakika böyle kaynıyor zaten. Bağlandık, bağlanamadık. İşte koptuk mu, zarttır, zurttur. Burada mıyız, değil miyiz? Burada mıyız, değil miyiz? He. Ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Bir de bizim Nasıl keyifler? bir de bizim se benden bize tekrar git. Benden bize tekrar git. Özel daha kaliteli olabilir. Daha kaliteli olabilir. Seste tekleme mi var? Bizim sesimiz tekrar senden bize tekrar senden bize. Dur birazcık ben sesi kısayım. Tamam. Benden sesi kısayım. Tamam, oldu mu? Azaldı. Azaldı. Evet, ben kıstım buradan sesi ki geri dönmesin diye. Ya oldu. Sonuç olarak bu cep telefonla da yapabileceğimiz imkanlar kısıtlı bir yere kadar. Aynen öyle abi. Aynen. Tamam. Pekala sevgili dostlar. Karşınızda gördüğünüz adamlar Haybe grubun üyeleri. Bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz, tanıyorsunuz ama Haybe bir Türk rock grubu. Albümleri de var. 2020 yılında yayınlanan albümleri var. Tabii 2018'de de single yaparak başladılar. Neydi abi albümün adı? Kaçmam lazım, değil mi? Evet. 2020'de Kaçmam Lazım albümünü yaptılar. Böyle çok tatlı herifler, güzel de müzik yapıyorlar. Bilmiyorum belki de müzik on air çerçevesi yani müzik formatı belki çok rock olmayabilir. Ama tabii ki pop, rock, jazz, dans, rap birçok şeyi dinleyen insanlar da var tabii ki bu kanalda. O yüzden belki bilenleriniz vardır Haybe'yi. Bilmeyenler için de tanıtmaya çalışıyoruz. Değil mi dostlar?
Aynen. Ya bu yüzden de çok minnettarız. Sizlere de bu tarz müziği de canlandırmaya çalışan bütün diğer sayfalara ve emekçilere buradan selam olsun. Ediyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi nasıl geçiyor günler? Biraz bahsedin. Siz şimdi neredesiniz şu an? Biz şu an kendi stüdyomuzdayız. Stüdyomuz vardı. Orası kentsel. Taşın. Bir buraya bir yaptık. Yalıtım. Ondan sonra problem oldu. Çünkü burası bir apartman. Müstakil daireydi. Müstakil daireydi. Burası. Yine müstakil girişle dolu. Onun üstünde de yani evler var. Yaptığımız yalıtım yeterli olmadı. Deşim meses gidiyordu biraz. İnsanlar rahatsız olmasın diye. Tekrardan içeri girdik ama Allah'tan sponsor bulduk. Sponsor yalıtım için. Sponsor mu buldunuz? Sponsor mu bulduk dedin sen? Ya öyle herhangi bir ismi olan şey değil. Yani kendi çevremizden dostum. Abi isme cisme gerek yok. Şu akıyorsa tamam. Sponsor işte. Aynen. O öyle bak. Bak mesela ciddi anlamda burada yapmak istediğimiz hem gürültüyü azalttık ama bizdeki malzemeler yeterli olmadı. Şu dönemde de bir metrekareye bile işlem yapmak masraf demek. Tekrar inşaat haline getirdik de bunun içinden yayın yapmak. Yani burası bir artı. Burası bir artı. Şu teklemeye bir çare bulsak diyorlar da ben şimdi şuradan bir kulaklık var. Bunu deneyeceğim. Belki teklemeyi veya kulaklatmayı tıplamayı çözeriz. Aynen kulaklık işliyor. Ben bir kulaklık takacağım. Tamam biz buradayız. Bakalım bu çözüm olacak mı? Duyuyor musunuz? Duyuyoruz abi. Harika. Pekala. Belki böyle kulaklıkla. Çok az. O kadar da artık. Aynen duyulmuyor ama hissettirmiyor. Evet. Ya. Aynen. Güzel. Şu an çok iyi. Yani bak bir taraf kulaklık taksa hallolur diyenlere oldu evet. Ya. O yüzden bir sıkıntı yok. Takayım dedim o yüzden. Evet. Tamam. Yani bak şu an hiçbir sıkıntı yok. Sıfır yani. Düzeldi. Ya bir şeylerin düzelmesini çok istiyorum ben biliyor musun kardeşim? Vallahi aynen abi. Yani hani olumlu bir şeyler olsun istiyoruz artık yani. Evet iyi oldu. Süper ya harika gayet iyi şu an. Bak ben kulaklığı taktım. Bu arada bu kulağın içine takılan in-ear denen bu kulak içi kulaklıklara gıcık oluyorum. Yani bu sanki nefesimi sıkıyorlar gibi oluyor. Ben hep böyle alıştığım için stüdyoda hani evet. Headphones dediğimiz. Çok bu kulağın içine sokulan evet bu kulağın içine sokulan tıpalara gıcık oluyorum yani böyle mantar gibi geliyor bana. Şimdi çıkaramıyorsun içeride kalıyormuş falan. Evet yani şarap şişesi gibi hissediyorum kendim. Yani evet. Şimdi mantarını çıkarayım derken kim soktu öyle bir şey içine düşürdü? Ne bileyim oğlum. Böyle bir şey oldu ya. Tamam dur bırak şimdi şarabı marabı boş ver. Dur bak şimdi bir şey konuşacağız. Konuşacağımız şey şu sevgili dostlar. Haybe'yi şimdi önce bir tanıyacağız. Büyük ihtimal bıktınız yani bu grupların en gıcık olduğu şey. Yani nasıl kurulduk? Nasıl başladı bu hikaye? Kaç kişi kurulduk? Ne yaptık falan bunlara sinir oluyorlar. Ama biz soruyoruz. Yok ya gıcıklık olsun. Hikayemiz bak. Şey bu zaten. Gıcıklık olsun diye sormuyoruz tabii de. Şimdi Haybe'yi önce bilmeyenler farklı platformlarda az çok tanıyorlardı. Şimdi bu yeni bir platform olduğu için sevgili dostlar, kaç yıldır bir aradasınız? Bir bahsedin ufaktan. Ben bahsedeyim ondan abi. Şimdi şöyle 2018 yılında bağlı olarak icraata geçmiş bir grubuz. İki tane single yayınladık 2018 tarihinde. Ama o
yayınladığımız şarkılar şu anki bizim tarzımızda değiller. Daha alternatif şarkılardı ve ekibin yarısı farklıydı. Ben yine vardım, basçımız da yine vardı. Ama davulda ve vokalde başka arkadaşlar vardı. Daha sonradan bu şarkılar çıktı. Çalışmaları yürüteceğim de sana. O sırada konserlerimiz de devam ediyordu. O esnada grupta değişiklikler yapıldı. Vokal değişti ve davulcu değişti. Vokalin değişmesi büyük bir olay. Hani grubun tarzını etkileyen, duruşunu etkileyen, her şeyini etkileyen bir olay. Vokal değişmesi. O evet. Konu biraz uzun sürdü o yüzden. Vokalimizi seçmemiz, çalışmaya başlamamız, albümleri onlar üzerinden yürütmeye devam etmemiz falan zordu. 2019 yılı öyle geçti. 2019 yılı tam aslında geçmeden sonlarına doğru biz Kaçmam Lazım albümünü neredeyse bitirmiştik. Tahir de o aralar 2019'un sonlarına doğru herhalde girdi gruba. Evet, Ekim gibi falan, 2019 Ekim gibi geldi. Ve son 2-3 parçayı da bitirdikten sonra Kaçmam Lazım albümü tamamlandı. Gittik, kayıtlarını aldık. Tabii arkamızda duran yine hiç kimse yok. Hiçbir prodüksiyon şirketi. Çatır çatır böyle. Siz rockçısınız, savaşçısınız abi diyorlar. Ve yani bu her şeyle savaşman gerekiyor. Prodüksiyonla, yapımla da, işte üretimle de, her şeyle savaşıyorsun. Neden? Sen çok getirisi olan bir tarzda olmadığın için seni yalnız bırakıyorlar. Biz de hiçbir zaman pes etmeyip bu yolda devam edeceğiz. Ve bir şekilde bir daha destekçimiz olacaktır. Sizler yalnız kalmayacağımızı düşünüyoruz. Velhasıl Kerem, albümü de yayınladık. Yayınlama esnasında albümü yayınlaması için bir aracı firma, şirket bulduk. Onlar da sadece yayınladılar. Hatta ayıp olmasın diye yayınladılar neredeyse. Spotify, Spotify'de yayınlandı albüm. YouTube'da 3 gün sonra sırasız olarak çıktı. Albüm şarkıların sırası vardır abi. Yani şarkı sıraları karman çorman bir vaziyette. Şu an YouTube'da bizim albümümüzü çıkartan şirketin sayfasında Kaçmam Lazım albümünü açtığınız zaman albüm 3. şarkıdan başlıyor. Öyle. Bir dakika, bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi resmi bir plak firması YouTube'a grubun şarkılarını yanlış sıralamayla mı yükledi? Evet, aynen öyle. Hatta bunu uyarmadınız mı? Söylemediniz mi sonra siz? Şöyle oldu. Şimdi albümün yayına gireceği tarih 10 Haziran'dı. 10 Haziran günü uyandık. Albüm yayına girmiş bütün işte dijital platformlarda. YouTube'a baktık. Evet. YouTube'da şarkılar yok. Şirketi aramaya çalışıyoruz. Ulaşamıyoruz. 10 Haziran günü ulaşamadık. 11 Haziran... Şirket... Hangi şirket abi? %100 müzik. Çok yüzde değil. Demek ki %60 müzik falan galiba. 40 falan. %40 mı? Evet. %100 olsa böyle olmazdı çünkü de, o yüzden dedim. Ondan sonra 11 Haziran'da onlara ulaştık. Bir hata olduklarını, düzelteceklerini söylediler. Bir sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Tamam dedik. 12 Haziran'da galiba, 13 Haziran bile olabilir ama 12 Haziran'da galiba YouTube'a şarkılar atmaya başladılar, evet. Akşamına doğru, akşam üzeri. Ve sırasız bir şekilde gitti. Bunları söyledik, abi şarkılar sırasız gidiyor, ne yaptınız falan diye. Aa öyle mi oldu, şöyle mi oldu falan. Boş verin, ikişerlemeyiz. Umurumda böyle kalsın. Değilsin, klipli olan parçayı. Adam ne güzel anlatıyor ya Tahir. Baksana adam diyor ki, ya öyle mi oldu, böyle mi oldu, ellemeyin işte öyle kalsın falan diye. Ya böyle olmadı, şey olur mu? Böyle abi, böyle saçmalık olur mu ya? Ay böyle bir şey olur mu yani? Ellemeyin işte. Bak şimdi bazı barlarda, bazı mekanlarda şöyle işletmeciler vardır. Mesela hep bunu konuşuyoruz da. Ya bas amfisi mi? Ne yapacaksınız abi bas amfisin diyen adamla bu adam aynı adam büyük ihtimal. Aynen. O adamı operasyon bölümüne almışlar. Tamam. Aynı adam. Ben de zamanında albüm yayınladım. Türkiye'nin ilk rap grubu olarak. Plak firmalarıyla konuşmaya gittiğimizde küçücük isteklerimiz vardı. Derdik ki yani herhalde bir albüm basılacak. O yıllar tabii, şimdi artık her şey dijital platforma servis edildiği için şu an artık öyle bir şey yok. O artık retro bir şey kaldı. Albümün afişi de basılacak mı diye bir soru soruyorduk yani insanlara. Bana şu cevabı veren firma yetkilisiyle tanıştım ben. Yok ya dedi, biz afiş basmıyoruz çünkü
Biz onları perakende satıcılara yolladığımızda onların üzerinde dedi öğlen yemeği yiyenler, kaşar peynir domates kesip yiyenler oluyor. Ona hiç masraf yapmayalım dedi adam. Bu adam bak bu adam müzik sektöründe çalışıyor. Evet maalesef abi. Bu kafayı zaten düzeltemediğimiz sürece böyle yani tweet bu kadar. Aa, adam müzik sektöründe yer teşkil ediyor. Başka bir şey söylememize gerek yok ya. Bence abi çok güzel açıkladın yani. Üstüne bir şey söylenemez. Sonra sen ben de gidiyoruz bir yere başvuruyoruz. Seni beni almıyorlar işe. Amcasının kızını alıyor işe. Öyle oluyor. Evet. Ondan sonra amcasının kızı diye. Ben anlatayım sana bak. Hikayenin devamında. Evet. Evet. Anlat. Albüm çıktıktan sonra zaten albüm çıktığında herkes karantinadaydı. Yani zaten ortalarındaydık işte. Bugün gibi. Haziran. Evet. Böyle. Evet. Sonra ne oldu? Biz yasaklar hafiflemeye başladığı zaman işte sokağa çıkma kısıtlamaları falan kalktığında biz tekrar stüdyoya gidip gelmeye başladık. O esnada beste üretmeye başladık. Yeni şarkıların yani eskileri zaten çıktı hemen onları geçtik. Yenilerini üretmeye başladık. Bugüne kadar hala da üretiyorduk. Şu an elimizin altında 3 tane albümlük şarkımız hazır duruyor. Hatta sıralarıyla beraber sadece kayıtları alınıp yayınlanmayı bekliyor albümler. Şu an bir çok pardon araya giriyorum. Sevgili Haybe grubu üyeleri, sevgili kardeşlerim. Sizin bir plak firmasıyla şu an anlaşmanız bir bağlılık gibi bir durumunuz var mı? Şu an var. Ona gelecek. Nerede? Hangi plak firmasıyla çalışıyorsunuz şu an? Arpej'de sözleşmemiz var. Arpej müzikle. Bu evet. Yeni besteler çıkmaya başladıktan sonra ilk yaşadıklarımız aklımıza geldi ve o zamanlar hala da ilk albümün borcu ödeniyordu. Masrafları duruyordu. Yani gerçekten bunu tek başına karşılayamıyor. Yani giderler var ve getirisi olmayan bir durumda. Evet. 4 kişiden bu ekipler üyesi sonuçta bu işi yapmak bir masraf gerektirdiği için hepimiz bunu karşılayamıyoruz. Hani birimiz karşılasa diğeri karşılayamıyor vesaire. Sırf bu durumdan kurtulabilmek için dedik ki artık hani ikinci veya üçüncü albümde veya arada single yayınlayacaksak en azından bir sözleşme ya da bunu karşılayacak bir şirket olsun arada. Sırf bu yüzden. Hani yoksa bir şirket adı altında çalışmak hiçbir zaman istemedik ama mecbur kaldık yani bunu yapmaya. Yani bizim yükümüzü hafifletmesiydi kafamızdaki plan. Bunu da yani şimdi şöyle bir durum var. Eğer bir plak firması, bir prodüksiyon firması grubun üzerinden yük alıp onlara destek olacak ve tabii ki aynı paralelde kendi de kazanacağı için bunu yapıyor. Tabii. Ve yapacaksa bunları mantıklı. Tüm dünyada zaten bu iş, sektör böyle olur. Normalde böyleydi. Aynen. Normalde böyleydi. Ne zamanki dijital platformlarda insanlar kendi şarkılarını kendi hür iradeleriyle hiçbir firmaya bağlı kalmadan bağımsız olarak da servis edebildi. O zaman işler değişti. Ama normalde zaten bu böyleydi. Albümünüz hard copy olarak basılacağı zaman legal olarak bandrollü bir firmayla zaten anlaşmanız gerekiyordu. Evet. O firmaya da hazır bir albüm götürdüğünüzde ya da mastering'i bitmiş bir DAT, bir master götürdüğünüzde o firmanın da senden aldığı albümden para kazanacağı için kazanacağına inandığı bir projeyse eğer para harcaması gerekiyordu. Evet. Sana ya bir klip çekerdi bu şekilde ya dağıtımını yapardı. Aynen, söylememin sebebi şuydu. Biz halle masraf olurdu. Onu demek istiyorum yani. Evet, evet. Yapım şirketiyle görüştük. Biz evet çok bayağı fazla şirkette görüştük. Hatta artık benim en son canım atak etti. Yani bu iş böyle nasıl gidecek? Bu 30 tane neredeyse şarkıyı nasıl çıkartacağız, yayınlayacağız? Daha ilk albümün borçları duruyor diye isyan ettim. İnternetten bulabildiğim bütün plak şirketlerini önce aradık. Ondan sonra kapılarına dayandık. Evet. Kapı gezdik yani bildiğin. Sunduk, şarkıları dinlettik. Evet. Hani ben neden öyle bir isyanla bulunuyorum? Şöyle bir durum var. Tabii karşılıyorlar. Yani şirketle tabii ki çalışalım ama şimdi bir rock grubu olarak hani bu müziği üreten biziz. Bu besteleri yapan da biziz ve biz onu o şekilde doğur, hani bir evlat doğurmuşsun ve onu o şekilde büyütüyorsun. Bir zihniyet var. Aşıladığın bir akıl var ve o aklın bozulmasını istemiyorsun. Ama şirketler bu sefer oraya karışmaya çalışıyor. Diyor ki şarkın böyle olsun, sözler böyle olsun. Daha bir popülerizme hitap ediyor ve
Hani biz açıkça direkt orada şöyle söyledik. Hani sizin istediğiniz bu müzik bu gruptan çıkmaz. Çünkü bu grup o tarz bir müzik yapmıyor. Ya bize açık ve net söylediler. Biz demolarımızı götürdük zaman. Şu an herkes elektronik altyapı kullanıyor. İşte biraz daha böyle değişik şarkılar yapıyorlar. Sizin sound'unuz çok old school. Bu pazarlanabilir müzik statüsünde değil. Yani derseniz ki biz yeni şeyler deneriz. Demolarınızı hazırlayın, tekrar gelin konuşalım dediler. Biz çıktık direkt zaten oradan. Arpej'in kapısına gittik. Bir kere konuştuk. O zaman tam bir muhatap bulamamıştık karşımızda. Orada konuştuğumuz arkadaş bize birinin adını verdi. Dedi ki ben ona söyleyeceğim. Tekrar gelin haftaya. Sizinle görüşecek. Haftaya tekrar gittik. Yine o hanım arkadaşla konuştuk. Ondan sonra birazcık bize olumlu bakar gibi oldular. Daha sonra ben sizi arayacağım. Aramayınca biz tekrar kapılarına dedik ki hani arayacaktınız böyle böyle şarkılar budur. Neyse bu sefer ciddi ciddi oturdular. Hani baktılar biz ısrar ediyoruz. Çünkü bize en ufak olumlu bakış atan arpej olmuş. Ya yine bahaneleri vardı aslında. Bir yine bahaneleri vardı. Ama ben o gün gidemedim, bulunamadım orada. Enes çok güzel bir konuşma yaptı bu rock müzikle ilgili. Sonra evet, bir ikna oldular. Onu orada anladım. Biz hani demolarımızı götürdük. Yayınlanan şarkılarımızı açtılar, dinlediler. Demoları dinlediler. İşte tartışırken böyle işte şöyle yapılıyor zaten böyle de bilmem ne. Yine bana aynı şeyi söylediler. İşte şu an herkes elektronik altyapı yapıyor. Bu satılıyor. Ben de dedim ki evet doğru söylüyorsunuz. Şu an herkes aynı müziği yapıyor. Şu an dedim bizim yaptığımız tarzı müzik yapan grup sayısı çok az. Ve dedim biz bu boşluğu doldurmak için geliyoruz. Yani 3 tane şarkımız var. Bunu ben dedim açık açık size söyleyeyim. Bunların kaydını alıp yayınlayacak paramız yok bizim. Biz dedim bizim yükümüzü hafifletecek bir şirket arıyoruz. O sırada evet, girdi içeriye tesadüfen. O da kim? Umut Kuzey. Tesadüfen evet, girdi. O da bizi şarkılardan herhalde duymuş daha önce. O siz mi geldiniz falan oldu böyle. Onunla da birazcık konuşunca ikna oldular. Umut vaat ettiğimizi söylediler ve ikna oldular. Daha sonradan bir sözleşme hazırladılar. Kayıtlarımızı karşılayacaklar. 5 yıl boyunca reklamımızı üstleneceklerini söylediler. Ve düşük bütçeli kliplerimizi, performans kliplerimizi çekeceklerini söylediler. Bizden de tek istedikleri albümlerin 6 şarkıyı geçmemesi. Biz 10 şarkılık albümler üzerinde diretiyorduk. Önce albüm için stüdyoyu açmayı single çıkartmalısınız dediler. Biz de dedik ki biz popçu muyuz yani? Aleyna Tilki gibi bir şarkı çıkartıp 500 milyon dinleneceğimi falan mı düşünüyorsunuz dedik. Evet. Yani rock piyasası albümle yürür. Hep biz böyle gördük çünkü. Albüm yapacağız dedik. O zaman dediler ki EP olsun 3 şarkılık. Yok dedik illa biz albüm yapacağız. Aynen. Hani kararlılığı şarkı bozmayalım ya. Albüm olsun bari. Hatta biz daha hiç şirkete falan gitmeden böyle 11-12 şarkılık albümler düşünüyorduk. Oraya gidince 10'a düştük. 8'e düştük. 6'da anlaştık. Ya bayağı bir pazarlık olmuş yani 3'tür, 10'dur, 5'tir, 7'dir, 6'dır derken. Bayağı bir pazarlık yaptık orada. Neyse onlar ki da pazarlık yaptı bizimle. Hani çünkü bir artı şarkı demek bir artı masraf demek. Neyse ki 6 şarkılık albümde anlaştık. Anlaşmamız da o şekilde yani. 6 şarkılık albümler. Ama tabii bireysel olarak yine farklı projelerde yer alabiliriz. Çalışabiliriz. Yani herhangi bir engel koymadılar. Hayır, bir şey konuştuk. Bu kaçmam lazım Arpej'in prodükte etmiş olduğu bir albüm mü oldu? Kaçmam lazım. Arpej Müziğin alt şirketi galiba %100 müzik. Yani bir bağlantıları var ama ne olduklarını bilmiyorum. Evet. Yine onlara da her yere mail atmıştık. Her yere aramıştık. Onlar geri dönmüşlerdi bize. Tam biz yayınlarız diye. O sadece yayındı yani. Muvaffakatnameleri imzaladık, gönderdik. Bir plan, anladım. Reklam hiçbir şey olmadı. Sadece yayına aracı oldular yani. Evet. Ya şimdi birçok programda, birçok bölümde hani siz de biliyorsunuz şu ana kadar ki radyoda ya da Instagram'da yaptığınız canlı yayınlarda genelde bu kanayan bir yara. Yani evet, gelecek vadeden çok grubumuz var. Çok kendilerine var. Çok inanıyorlar. Çok inanıyorlar. Çok güveniyorlar. Yani insan kendi yaptığı bir işe ne yaparsa yapsın. Yani bu çok kötü olmuş zaten demez. İnanır. İnandığı için arkasında durur ve yani elinden geleni yapar. Haliyle bu noktada herkes kendi şarkısını, kendi albümünü, kendi müziğini iyi olduğunu düşünüyor. Tabii ki tartışılır yapılan tarz.
Mesela bazı plak firmaları evet belki kendilerince haklı ama size göre yanlış. Mesela demiş ki işte bak şu an şöyle bir tarz akıyor abiler. Sizden böyle bir şey isteriz. Bunu yaparsanız biz basalım. Ama başka bir yerde sizi bu şekilde kabul eder, sahiplenir ve bu şekilde yayınlar sizi mesela. Onlar da tabii ki bir masraf olacağı için ben bir şeyi prodükte edeceğim, servis edeceğim de bundan bir şey kazanacağım mı yı düşünmek durumunda haliyle. Hani o yollardan geçmiş birisi olduğum için o açıdan da bu açıdan da bakmak durumunda oluyorum. O konuda da işte elimizde ne kadar tabii plak firması var, ne kadar albüm basıp yayınlayacak firma var. Oradan da seçiyorsun. Tabii ki atıyorum devamlı pop projesi üreten veya yayınlayan bir plak firması tabii ki bir metal grubunu ya da bir rock grubunun albümünü yayınlamak istemeyebilir. Bizim tarzımız veya kitlemiz değil gibilerinden. Ama neyse ki her zaman konuştuğumuz konulardan bir tanesi de işte bu dijital platformların tekrar hayatımıza ya hayatımıza girmiş olmasından dolayı en azından sen bir yere bağlı olmadan da kendi tanıtımını yapabiliyorsun. Evet, ya da bir yere bel bağlamadan değil mi? Tabii tabii. Ahmet Can Tekin çok teşekkür ederiz sevgili dostum. Yönetmen kardeşim. Selamlar herkese. Sana da teşekkür ederiz. Bu arada evet yeni yeni yayınlara gelip böyle bizi izlemeye başlayanlara da teşekkür ediyoruz. Artık her şirket her tarzı yayınlıyor demiş Ahmet Can Tekin. Yani tabii bir müzik firması tabii ki böyle rap yayınlarım yok, rock yayınlamam, rock yayınlarsam Türk halk müziği yayınlamam değil de işte label tür tür ayırıyor alt firmalarında. Rockları birisi çıkartıyor, rapleri birisi çıkartıyor falan gibi şeyler oluyor. Ama müzik firmasıysan evet tabii ki bence yayınlanmalı. Eğer hani çıkan şarkının tarzına bakmıyor ki zaten adam. Yani güveniyorsa o şarkıdan para kazanacağına inanırsa yayınlıyor şirket. Tabii. Yani rapin de iyisi var, rock'ın da iyisi var, pop'un da iyisi var. Aynen öyle pop. Onunla alakalı. Sanat müziğinin de iyisi var. Adam hepsini satacak. Adamın işi o zaten. O satmak yani. Her şey tabii ki. Hani hepsi var olmalı. Biz demiyoruz ki sadece müzik var olsun falan demiyoruz. Hani her sektörde her tarzın müziğin var olması gerekiyor. Ama işte kesinlikle. Biraz daha böyle tabii ki yani aslında polyanacılık oynamıyorum. Her şey tabii ki maddiyat. Ama bu çok abartılıyor artık. Yani bayağı bir uzadı bu iş yani. Çünkü hep tek bir şeyde uzun bir süre tek bir tarzda kaldı. Öyle diyebilirim yani. Evet. Bu arada diğer arkadaşlarımız nerede dostlar? Farklı şehirde mi yaşıyorlar onlar? Nedir durumları? Şimdi onlar normalde yine buradalardı. Kötü talih. Bizim bateristimiz Eren'in bir aile büyüğü koronadan hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaydı. Memleketine gitmişti onun yanına. Öyle mi? Başları sağ olsun. Evet, vefat etti. Eren bugün İstanbul'a döndü. Ama dün döndü galiba. Dün mü bugün bir şekilde döndü Eren. Yarın onunla beraber olacağız. Yusuf basçımız, o da Hatay'da memleketinde. Yusuf'un da bir aile büyüğü aynı şekilde virüsten dolayı rahatsızlandı. Hani ağırdı durumu. Ama o düzeldi. O da yılbaşından sonra burada olacak. Onlara da bir başsağlığı dileyelim. Evet. Yani 2020 biraz sıkıntılı geçiyor. İşte son günlerini yaşıyoruz. Bu sizle yaptığım Instagram canlı yayını da Müzik On Air'de 2020'nin son Instagram canlı yayını olacak sevgili dostlar. Haftaya pazar 2021'e girmiş olacağız. Ocağa girmiş olacağız. Bakalım 2021'de neler olacak? Ben yani iyi şeyler olmasını istiyoruz. Yanında bir festival düzenlendiğini gördüm Instagram'da bir reklam. Hangi ay? Aralık'ta. Hangi ay? Maksimum 2021 Aralık. Evet, 2021 Aralık ayında mı? Evet. Şimdiden hazırlanıp nerede? Nerede bu festival? Nerede olduğuna bakmadım. Ama ismi neydi? Maksimum bir şey festti. Belki yine dijital bir konser olabilir mi acaba? Ama 2021 Aralık diyorsun yani. 2021 Aralık'ta da artık öngörüler tabii hep bu yönde. Biter artık bu iş deniyor yani. Bitsin zaten hani bir yıl zar zor çektik. Bir sene daha böyle insanlar kahrolur ya. Yani açlık, parasızlık, geçim derdi, işsizlik.
Borçların birikmesi, ödemeler, kiralar, krediler, hani bunlar 2021 Aralık falan. Zor. Yani gönül istiyorum Mart'ta falan bitsin bu olaylar. Mart, evet, Mayıs. Dijital. Ama dur bak, Ahmet bizi, Ahmetcan bizi aydınlatıyor. Oldu o konser. Geçen hafta Can Ozan falan çıktı diyor. Senin bahsettiğin dijital. O bu Aralık'ta olan bir şey abi. 2021 Aralık olmaz zaten. 2021 Aralık'ta direkt tarih, yani 2021 Aralık'ta 3 gün boyunca bir line-up hazırlamış ve yayınlamışlardı. Onu bir bulursan. Tamam, o oldu. Yok, oldu abi o mevzu. Ahmet Can da yazmış zaten o. Benim de bildiğim bir şey. Acaba dedim bu başka bir şey mi? Çünkü o gerçekleşti diye hatırlıyordum ben de. Öyle mi ya? Ben 2021'i hayal mi ettim acaba? Abi 2021'de inşallah yani beyinde 2021 güle güle partisi ve açık hava konserleri olsun artık isteriz. Yani dijital değil de abi, ben bıktım dijitalden. Ben artık böyle doğal, natural istiyorum. Öyle değmek istiyorum insanlara falan mesela. Yani iç içe olsun istiyorum yani insanlara. Tabii birbirinizle hapşurmasın, öksürmesin, tıksırmasın da böyle bir temas olsun. Sosyal olsun, sosyalleşelim istiyorum. Böyle her şey normale dönsün. Herkes sevdiği işi yapmaya devam etsin. Tabii de yani şey, müzik dünyası, sektör, eğlence sektörü, müzik sektörü de normalleşsin o zamana kadar ya. Bizim de tek isteğimiz onu o yani. Umut ediyoruz. Evet. Tamam. Peki. Grup 4 kişi. Doğru mu dostlar? Evet. 4 kişi. Evet. Yaş ortalamanız nedir? Hemen şöyle bir ortalama alacak olursak. 23-24. Vallahi mı? Evet. Oğlum 24 dersen. Baya. 24 anlaşılır. Ortalama alınca neyse. Hayır, ama tamam. 30 bölü 30 çarpı 30 çarpı 4 bölü 4. Vay. 24 süpermiş ya. Genciz abi. Valla çok çok genç adamlarsınız. Gerçekten hepinize maşallah. Eyvallah. Bol yaşlar, sağlıkla diyoruz. Bu arada herkese sevgiler, selamlar. Bu Müzik On Air Instagram profilindeyiz sevgili dostlar. Ozide Türkçerak programının Ozide Türkçerak canlı canlı sohbetlerini yapıyoruz. Geçtiğimiz pazar saat 22'de Sis yaptık. Sis, metal grubu Sis. Bu akşam da Haybe ile beraberiz. Haftaya kimle beraberiz, onun paylaşımlarını yaparız. Peki, evli barklı var mı grupta? Öyle çoluk çocuğa karışmış. Yaşlar küçük ama. Yok. Yok. Sıcak bakan var mı? Dur, magazin yapalım azıcık. Yok galiba. Yok. Yani. Ya şu an bu konu hakkında pek konuşulmuyor grup içinde. Güzel halinde yani. Ya ben şey, ne derdinde? Olsun. Ne derdinde? Çok güzel her zaman abi, siz seni de çok seviyoruz. Hani Haybe ekibi olarak da. Eren ve Yusuf yok ama onlar da çok çok selamları var sana. Aleyküm selam. Peki nasıl? Öpüyorum. Canlı bir sahnemiz olsun. Güzel böyle karşılıklı sohbetimiz olsun. Bir şarkı yapalım, sonra oturup sohbet edelim. Yan yana vakit geçirelim. Öyle bir yayın yapalım. Öyle bir imkanımız olsun. Stüdyomuza davet edelim sizi. Siz stüdyomuza gelin burada. Muhabbet edip sohbet ederiz. Öyle bir yayın yapabiliriz. O da olur. Çok olaylar bir çok de. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Yani şu benim, ya şimdi bunu kötülüyor gibi algılanmasını istemem. Bu Instagram canlı yayınları benim normalde şahsen çok yapmaktan deli gibi zevk aldığım bir hikaye değil. Çünkü evet, ben böyle başlamadım bu olaya. Bu bize pandemi sürecinde bizim alışmaya çalıştığımız, en azından işlerimizi unutturmamak, insanları unutturmamak adına gruplarımızı da bir şekilde reklam etmeye yapmaya çalıştığımız bir şey bu. Yani yarın pandemi bittiğinde, sona erdiğinde, bu sıkıntıdan kurtulduğumuzda zannetmiyorum bu kadar Instagram canlı yayınları falan filan insanların uğraşacağını zannetmiyorum açıkçası. Artık her şey gerçek olacaktır zaten de. Yani ben şimdi radyo zamanlarını hatırlıyorum şimdi. Yani radyoda bir radyo programcısı ya da radyoda konuklu program yapan bir adam olarak ben hiç Instagram canlı yayını falan yaptığımı hatırlamıyorum. Öyle bir ihtiyaç da duymuyordum. Yok. Kimse de şey demiyordu. Instagram'dan canlı yayın yapalım demiyordu.
zaten radyoda yapıyorduk da işte bu pandemide böyle bir şeyler oldu. Evet. En azından var olmaya çalışıyoruz bu şekilde dostlar. Aynen öyle. Hani, tam bir şeyler yapılabiliyor yani. Hiç yoktan iyidir. Ya konserleri böyle yaptılar bir ara. Evet. Şimdi yine az da olsa oluyor galiba böyle. Tabii, mesela bak yılbaşında yine böyle Instagram'dan ya da işte YouTube'dan falan canlı konserler olacakmış. Ama dansöz yok. Ben dansöz istiyorum. Yani eğer böyle bir program varsa YouTube'da ya da Instagram'da mümkünse bizi çocukluğumuza götürecek o dansözün de olduğu line-up'ta ben bir eğlence programı talep ediyorum. Çok iyi. Abi bizde şöyle bir muhabbet vardı. Yani tamam ben orta yaşlı bir adamım ama yaşlı da değilim. Şimdi hani böyle konuşunca yaş ortaya çıkarmış ya. Yani. Çok da yaşlı değilim. Ama şöyle bir geyik vardı. Bilmiyorum belki hatırlarsın. Dansöz çıkacak diye televizyon açılırdı. Dansöz. Ha dansöz. Hani zannedersin uzaylılar gelecek o gece. Eğleneceğiz, partileyeceğiz. Sonra onlar uzay gemisine gidip gidecek. Ya bu kadar ekstrem bir durummuş gibi. Dansöz. Yani dans eden bir hanımefendi dansöz çıkacak diye böyle servis edilirdi. O yüzden de bizim kafamızda dansöz kaldı. Evet, evet. Ben şimdi dansöz, yıllardır dansöz görmüyorum. Ama hep öyle sunuldu zaten. Dediğiniz gibi hep öyle sunulduğu için alıştırdınız yani insanları buna. Evet. Dansöz. Şimdi hiçbir yılbaşı eğlencesinde dansöz çıkmıyor. Mesela. Yasak falan mı acaba? İlla yapan vardır yani. Ya dansözlük olayı bitti mi mesela? Acaba? Yani mesela programlara bir ajans dansöz mü servis ediyordu o çekimlere? Ya da merhaba ben dansözüm. Yani programınızda dans edebilir miyim? Nasıl gelişiyordu bu hikaye mesela? Yani. Ya o an mesela şeydir bence reytingler yani bir dansöz o günün o yayını. Hayır bence gerçekten ajans olabilir yani. Ajanslar vardır belki yani. Sırf onun için çalışan ajans bile vardır yani. Sadece dans. Değil mi? Falan. Çünkü oyuncu ajansı varsa ya da seyirci ajansı varsa dansöz neden olmasın? Evet. Dansöz ajansı da vardır. Yani mesela İbrahim abinin programı İbrahim Tatlıses, Ozile Türkçerak programı konuşuyoruz da nerelere doğru gitti program bak. Şimdi İbo Show'a çıkacağız. İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in İbrahim abinin programında mesela devamlı dansözler olurdu. Hani yılbaşı programının dışındaki programlarında da olurdu. Yani. Bir de ben o programlarda görürdüm mesela dansöz. Başka da hiçbir yerde görmüyordum. Oralar daha bir çekiyor. Hani daha bir ne bileyim halkın daha çok izlediği programlar Zeki olduğu Müren için. Sanat Güneşimizi de çıkardı. Evet. Emel Sorgut. Evet. Allah rahmet eylesin. Zeki Müren. Bir yenisi daha gelmeyecek. Ekranı. Zeki Müren de çıkardı. Neyse. YouTube kanalı açmıştık. Konser videolarımızı paylaşırız diye. Bir tane konser yaptık ve yasaklar yaptık. Sadece bir tane videomuz var. Video atamadık. Kaldı öyle. Nasıl? Bir tane konser yaptınız, yayınladınız, yayınlanmadı mı? Bir tane konser yaptık. Ve o konserden bir tane şarkı çekmiştik. Neden öyle bir şey yaptık? O da Zeki Müren'in bir şarkısını böyle hard rock coverlayıp yapmıştık. Koyduk. Sonra bir daha konser yapamadık zaten. Yasaklardan dolayı. Yasaklar geldi. Yani buradaki şey isyan şu. YouTube açtık. Biz YouTube adlayacağız. Sayfası açtık. Kullanamadık. Dedik ki her konserimizden bir iki şarkı görüntü çeker atarız. Konseri verdik. Ondan sonra bir daha konser veremedik. O yüzden sayfamız bomboş. Yani her işte bir hayır vardır dostlar. Demek aynen. Ki yani olmayacak değil bak. Gençsiniz. Yapmaya devam ediyorsunuz bu işi. Bu süreçte böyle 5 sene böyle gidecek hali yok. Değil mi? Bak aşı bulundu. Bulunuyor. Bir şeyler olacak. Falan yani. Bu elbet olacak yani. Kesinlikle kaldığınız yerden devam edeceğinizi düşünüyorum. Umarım. Haybe olarak. Bir dahaki yapacağız. Ya. Bizde durmak pes etmek yok zaten. Yani ilk fırsatta biz yine fırlayacağız çıkacağız bir yerlere ve yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz yani. Şu ana kadar kaç konser yapmışsınızdır ya da yaptınız mı mesela hiç?
Sahil'in gruba girmesini saymıyorum. Öncekileri de grubun kurulduğundan beri sayacak olursa belki 50'yi geçmiş olabilir. Hiç fena değil. Evet. Bence. Bence hiç fena değil. Zaten beklediğim sayının üstünde söylediniz hatta. Son 10 konserimizde yaklaşık bir iki cover parça dışında bütün set listimiz kendi bestelerimizden oluşuyorduk. Hani yayınlanan yayınlanmayan her şeyi çalıyorduk yani biz. Gelen insan, gelen 3 kişi de gelse bizi duysun, ne yaptığımızı görsün istiyorduk. Yani. Kesinlikle. Ya şimdi zaten bu iki aşamaya. Siz de biliyorsunuz gerçi ama önce bir şeyler üretmeye çalışıyorsun, ondan sonra onu servis edip tanıtmaya, reklamını yapmaya çalışıyorsun. O ikincisi biraz daha zor çoğu zaman, biliyor musun? Çok zor. Hani çünkü zaten bestecisin, çalıyorsun, söz yazıyorsun, kayıt ediyorsun, bitiyor, şarkıyı söylüyor şarkıcı, tamam, ama onu iyi tanıtmak da önemli ya. Tanıtamazsan elinde patlıyor falan. Evet. Uğraş da zaten asıl asıl o. Mevzu zaten ya, galiba o ya. Yani ne kadar tanıtırsan, çünkü yani bu müziğin gerçekten bir kitlesi var ve gerçekten o kitleye ulaştığın rock müziğin mi? Tabii rock müziğin çok ciddi bir kitle. Tabii ki. Ona ulaştığın zaman da olay bitiyor zaten, yani istediğine ulaşmış oluyorsun. Konu asıl orada başlıyor. Tabii ki abi. Önemli. Tabii ki, yani rock müzik bitmez, ölmez. Aynen öyle. Çünkü çok ince ayrıntıları olan bir tarz. İçi boş bir müzik değil. Çalım, enstrümanistlik gerekiyor. Söz yazımı, akıl gerekiyor. Ses gerekiyor, kabiliyet gerekiyor. Bunlar bitmez. Grup işi. Grubun yoksa rock müzik yapamıyorsun yani. Ha, bilgisayarın başına oturursun, her şeyini kendin kaydeder yaparsın. Artık öyle bir imkanın var ama onu servis edemezsin yani canlı sahnede. Bu hı. Yani böyle işte eskiden nasılmış, benzemez yani. Hani adamın arkasında orkestra var, müziğini de o yapıyor falan, ama orkestra değişebilir ama grup şöyle değil. Veya bir popçu şarkısını yaptığı zaman aranjör şarkıyı bitiriyor, adam gidiyor üstüne söylüyor ve bitiyor. Konserde de aynı şeyi yapıyorlar. Bizim iş öyle değil. Bizim iş gerçekten biraz daha organize olmayı gerektiren, biraz daha sorumluluk isteyen. Çünkü bizim grup 4 kişi, 4 kişiden bir kişi çalışmazsa olmuyor iş yani. Kesinlikle. İyi anlaşabiliyor musunuz grup üyeleri olarak? Birbirinizi seviyorsunuz umarım. Anlaşıyoruz. Yani daha böyle ciddi bir sıkıntı yaşadığımız olmadı. Yani şarkı üretim safhasında bağırıp çağırmadan da bitmiyor şarkılar. Aynen. İlla bir yerde bir anlaşmazlık orada oluyor. Orada sürtüşmeler oluyor. Olması da gerekiyor zaten. Olunca güzel bir şeyler çıkıyor. Ama bu da ciddi bir şey değil. Evet. Stüdyonun stüdyo odasından çıkıp oturduğumuz odaya geldiğimiz zaman bir sıkıntı yok yani. Aynen. O üretim evresinde olan bir dönem sonra. Süpermiş. Peki ilk yeni hareketiniz ne olacak Haybi olarak? Bir şöyle sorayım bu soruyu, bir şöyle sorayım bu soruyu. Her şey normale döndüğünde ilk ne olacak ilk hareket, ya da şu anki mevcut süreçte ne olacak? Yeni bir şey var mı? Şu anki mevcut süreçte yeni iki şey var. Öncelikle bir tane bir single şarkı çıkartacağız. Onu single çıkartma sebebimiz de hani %100 tarzımız değil. Böyle country rock bir şarkı yaptık. O country rock'ı da bir albümün içinde hani absürt durabilirdi. Konsepte uymuyordu. Sentezleyemedik. Dedik bir de hani attığı şey de genelde bizim şarkılarımızda şarkı konusu hep böyle nasıl olur? Bir umursamazlık var aslında. Bir umursamazlık, bir isyan var diğer parçalarda. Bu yaptığımız country parçada anlatmak istediğimiz dünyanın rezil hali. Dünyanın savaşlar, açlık, sefalet. Bunu bir şekilde anlatmaya çalıştık ve bunu counter olarak bir şarkı olarak yaptık. Bu yüzden bunun hani biraz daha dikkat çekmesini istediğimiz için belki klipte çekebilirsek, imkanımız olursa bir kliple beraber bunu tek başına paylaşacağız. Hemen arkasından da anlaştığımız gibi 6 şarkılık bir albüm gelecek. Albüm tarzı biraz böyle bluesy bir şeyler olacak. Yani sert rock and roll albüm ondan sonra gelecek. Bir tane böyle hard rock diyebileceğimiz gerçekten bir rock'n'roll albümümüz, iki tane hatta öyle albümümüz var. Ama önce
biraz daha sakin, yavaşta alacağımız, ki sakin dediğim için kimse şey anlamasın, böyle akustik gitarlar. Yani sadece şey, işte herkes artık evinde o kulak böyle artık o sertliği unutmuştur düşüncesiyle. Heh, bak şimdi siz bunları dinleyin, arkasından gelecekler de dumura uğramayın diye yaptığımız alıştırma süreci. Alıştırma albümü. Ama aynen. İçinde yani gerçekten rock dinleyen bir adamın sevmeyeceği bir şarkı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir evet. albümümüzde. Eyvallah. Pekala. Dostlar çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Eyvallah. Teşekkür ederim. Demek. Yani böyle az öz keyifli bir sohbetti. Yani. Sevgili dostlar bu akşam sohbet ortağımız Müzik On Air Instagram profilinde Haybe grubu üyeleriydi. Tahir ve Enes. Çok teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Çok sağ ol. Ekleyeceğimiz şeyler yani bir an evvel her şeyin geçmesi ve tekrardan işimize gücümüze dönmeyi umut ediyoruz. Evet. Onun dışında ikinci umut ettiğimiz şey de çıkarttığımız ürünlerin, şarkıların, hikayelerin elimizden geldiğince yüksek sayıda kitleye ulaşması. Zaten hepimizin amacı bu. Tabii. Sosyal adreslerini de verin. Haybe Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da nerelerde? Oradan da takip etmek isteyen, şarkılarını merak edenler gruba ait şarkıları oradan dinleyebilir. Adresleri verin isterseniz. Bizim Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da aynı isimde Haybe Official adıyla sayfalarımız var. Bu sayfaları takip edebilirler. En aktif, o en dolu sayfamız Instagram'da. Sonra Twitter ve YouTube sayfamızı dediğimiz gibi hani aktif bir şekilde kullanamadık yasakların gelmesi sebebiyle. Çünkü orası birazcık da konser konsepti, işte çıkarttığımız şarkıların live versiyonları olacaktı. Olamadı. Onu da en kısa zamanda ilk fırsatta yapacağız yani. Tamam. Harika. Haybe Official'dan, Instagram'dan ilk etapta ve diğer linklerden. Bu arada Spotify ve benzeri dijital platformlarda da gruba ait şarkıları, albümü ve single'lara ulaşıp dinleyebiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum dostlar. Biz çok sağlıklı günler diliyorum. Dikkat edin kendinize. Çok öpüyorum. İnşallah yüz yüze de görüşeceğiz yakın bir zamanda. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sen de çok dikkat et abi, sağlığına. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. İyi akşamlar sevgili dostlar herkese. Hoşça kalın.